Hey babes, videonun başının buradan başlamasında Rusya'da başladık bugün. Gerçekten hani çekecek vakit bulamadım. Şu an sizi tabloya sıkıştıracağım. İyi ki bu tablolar varmış ha burada. Şimdi Rusya'ya indik geldik falan. Ben acayip derecede yorgunum ama yani bildiğiniz. Ölüyorum. Pijamalarımı giydim. Tipim çok kötü çıkıyor. Çünkü çok çirkinim şu anda. Pijamalarımı giydim. Yatacağım. Yarın bir alışverişe çıkacağız ekipçe. Genelde böyle şey olur. Ekiplerle falan beraber. Aa, gözlerim ne kadar güzel duruyor. Peki ne odaklamıyor? Ha. Ekiplerle falan böyle beraber alışverişe falan çıkarsın. Bugün öyle bir şey yapacağız. Gözlerime bakar mısınız? Yorgunluğuma. Nasıl yorgunum? Çok yorgunum. Ama güneşi çok güzel vuruyor sabah. Odam böyle. Alıştınız zaten. Benim buraya üçüncü gelişim artık. Yani gerçekten şu kırmızı desenli odalardan sıkıldım. Ama bir süre sonra alışıyorsun artık gerçekten. Çok yoruldum. Yekaterinburg'u çok sevmiyorum. Ondan eminiz artık. Ufa'yı, en son gittiğimiz yeri, daha önce gittiğimiz Rusya'yı sevdim. Ama burası o kadar çok hoşuma giden bir yer değil açıkçası yani. Onun farkına vardım. Neyse işte şimdi yatmam lazım. Gerçekten birazcık uyumak istiyorum. Çok yorgunum çünkü. Tekrar günaydın. Sabah oldu. Şu an 4:55. Yüzüme falan gözaltı şeyi yaptım. Bir hoşuma gitti. Bir önceki yatımdan almıştım Rusya'dan yine. Bugün tekrar alacağım diye önüme gelen her şeyi yanıma aldım maske olarak. Şimdi her geldiğimde burada bir tane televizyon kanalı buluyorum. Onu açıyorum genelde. Onu açıyorum. Burada hava çok güzel gözüküyor biliyor musunuz? Normalde burada bu kadar güzel değil hava. 28 derece falan. Ben bu üstümdeki kazağı getirdim. Yeni aldım, dün aldım. Sırf bu yatağa geleceğim diye. Bu arada Bershka'dan aldım ve indirimdeydi. Gerçekten çok güzel bir kazak. Altına da çok güzel bir pantolon aldım. Sabah göreceksiniz zaten. Yani onunla kombinledim. Dedim ki oh my god yani. Oh my god. Bu. Aynen MY3. MY3 yalnız. Güneş doğdu. Biz bir saat geciktik. Normalde daha tam bu kadar aydınlık olmuyordu. Bugün bir saat gecikince de çok erken geldik yani. Baksanıza güneş falan doğdu böyle. Neyse odamı iki tane yatağı var. Böyle bir masası var. TV. Bagajlarım zaten burada. Ve böyle boydan bir aynası var. Buradan ilerlediğimizde duşmuş işte. Her geldiğimde bu odayı veriyorlar resmen. Aynı odayı görüyorum her geldiğimde yani. Şimdi birazcık uyumam lazım. Bu arada ne keşfettim biliyor musunuz? Ruslar çok baggy giyiniyor. Yani böyle çok salaş giyiniyorlar. O yüzden ben ne zaman Rusya'ya gelsem çok salaş şeyler getiriyorum. Böyle kottur böyle ama büyük jeanler falan. Hani korçort falan giyen görmedim. Kızların mesela fizikleri falan çok güzel. Ama asla korçort girmiyor. Giymiyor. Uykusuzum. Ona verin yani. Ondan sonra atıyorum sana işte çok güzel böyle croplar falan giyen görmedim. Genelde böyle baggy tarzı böyle çok geniş şeyler falan giyiyorlar. O yüzden ne zaman Rusya'ya gelsem ben de aynı şekilde giyiniyorum bu arada. Şimdi yarın mesela şunu üstüme atacağım. Bu benim favori kazağım oldu. Altına bir büstiyerimsi bir şey giyeceğim. Üzerine bunu atacağım. Kendime çay yaptım. Sonra yatacağım yiyeceğim. Sonrasında da işte şey yaparım diye düşünüyorum. Çantam mantam böyle süslü simli falan. Hindistan'dan aldığım çantayı takıyorum hala bu arada. Gerçekten miko bir çanta yani. Göreceksin. Az önce videoda çıkardım. Şimdi tekrar çıkarıyorum. Tekrar video çekiyorum çünkü. Bununla işimiz bitti. Gözlerimin altı parladı. Maşallahı var yani. Uyumam lazım. Hadi uyuyalım. Haydi. Haydi good night. Herkese good night diyorum. Bacağımda bir şeyler. Morluklar falan. Hadi geceler.
4 saate kalkacağım. Evet, şimdi üstümüzü giyindik. Bu benim bugünkü Rusya kombinim. Açıkçası kombini beğenmedim zaten videolardan gördünüz. Ama şöyle yapınca böyle bir hoşuma gitti. Artık böyle takılacağım. Bugün yapacak bir şey yok. Alışverişe gidiyoruz. En sevdiğimiz kısım alışveriş gerçekten. Rusya'da ürünler çok uygun fiyata. O yüzden ben Rusya'da alışveriş yapmayı çok seviyorum. Hadi şimdi beraber alışverişe gidelim. Alışveriş kesitlerimi sizinle paylaşacağım. Zaten deneme vloglarım falan da geliyor. Bye babes. Evet, bir tane AVM vardı. AVM'ye geldik şu anda. Girl Dream'lerimi yaşıyorum. Bunun içinde matcha matcha çayı vardı. Şimdi birazcık matcha çayı içtim. Sonra alışverişe devam edeceğiz. Acayip derecede susamıştım. Sonra gittim bubble tea'li matcha aldım. Yani gerçekten susam işlemi bu şekilde. Düşüyordum. Ya acayip derecede hava sıcakmış. Üstümde duramadı kazak. Kazağı çıkartmak zorunda kaldım. Dayanamadım kazakla beraber. Acayip derecede hava sıcakmış. Burada içtiğim şeyi de beğenmedim gerçekten. Bir şey diyeyim mi? Zaten hala döküyor olma. Bir şey diyeyim mi? Buranın az önce manzarası müthişti. Fotoğraf çekindim. I got the pocket full of sunshine. I got a little sunshine. Neyse, o kadar kötü değil. Okey yani. Alışverişimi yaptım şimdi. Hey babes, aşkım. Bunu Dimes yollamıştı. Acayip derecede sevdiğim bir hediye oldu. Bu arada normalde bu kadar kilolu değilim. Ama aşağıdan çektiğim için şu an göbeğim varmış gibi duruyor. Bunu idare edeceğiz. Hey babes. Aynaya konuşuyorum bugün. Şimdi bugün Yekaterinburg'daydık. Zaten çok fazla bugün vlog çekemedim açıkçası. Bu vlogu da büyük ihtimalle başka bir vlogumun arkasına ekleyeceğim. Bir şeyler aldım. Yine bu aralar çok fazla ama çok fazla alışveriş yapıyorum. Artık benim bana düzenet lazım. Bu arada bu üstümdekini de Yekaterin'den aldım. 600 rubleye mi ne aldım. Çok acayip derece iyi fiyatı ve çok hoşuma gitti. Bence çok yakıştı. Şimdi bu üstümden çıkarttığım kıyafetim. Zaten bunu atacağım önce bir. Aldığım şeyleri de göstereyim istiyorum size. Şöyle. Bu böyle tatlış bir tane kolye. Bu hoşuma gitti, o yüzden aldım. Kaç rubleymiş? 465 ruble. Yani bence kötü değil bu arada. Deodorant aldım. Bu deodorantlar ne kadar biliyor musunuz? Bilmiyorum ama en son hatırladım 170 ruble falan olması lazım. 170 ruble iyi bir fiyat bu arada. Türkiye'de şu an bilmiyorum fiyatlarını, Türkiye ile karşılaşamıyorum. Aldığım tatlı şeye bakın. Muzlu disco lip balmı. Lip balmı olduğunu düşünüyorum. 200 rubleye aldım. Bunun bir tane de farklı rengini aldım. Şimdi onu da göstereceğim. Yeps. Bu da neymiş? Kirazlıymış. Çok tatlı yiyeceğim. Gerçekten. Bu benim zaten miyav miyav şeyim. AirPods'larım. Sonra bu da aloe veralı bir şey. Böyle görünce aldım açıkçası. Ne kadar olduğunu da hatırlamıyorum. 200 ruble falan olsa gerek. Çok fazla pahalı bir şey değildi. Bu da ikinci şey. Hatta sıkayım şöyle bir. Temiz ferahlık ve rahatlık. Aa, bir şey diyeceğim. Bu şeymiş. Deodorant değil bu, termal hyaluronik asit suyuymuş. Yüze sıkılıyor. Oha, iki tane aldım bir de. İyi ki almışım, şu an çok daha mutlu oldum. Oha, şu an sizinle fark ettim bunu. Termal su almışım. Çok istiyordum bunu. Sonunda almışım vallahi, helal olsun bana. Bilmeden aldım o anda deodorant diye. Ama deodoranttan daha güzel bir şey almışım açıkçası. Neyse, bunu böyle atacağım zaten çantanın içine. Burada ben bu kadar kilolu değilim normalde. Oturunca böyle çıkıyorum. Gerçekten normalde öyle değilim. Bu benim Rusya'daki favori markam. Nereativ falan.
Burası gerçekten çok güzel ürünleri var. Bu sefer çok fazla dolaşacak vakit bulamadım. Yoksa normalde çok fazla ürün alıyorum orada. Aldığım şeye bakın. Soda'nın. Soda Rusya'da çok ünlü bir marka ve çok güzel bir marka. First Crush Set. Böyle bildiğiniz simli body misti var ve aynı zamanda vücut yağı da var. Vücut yağı ve vücut şeyi çok fazla kullanılıyor diye böyle bir şey aldım. Soda çok güzel. Ben de böyle mutlu oluyorum. İşte mutlu eden şeyler nedir dersen bu tarz şeyler. Çok fazla vaktim olmadığı için çok hızlı bir şekilde böyle ne almışım? Unicorns Approve Glitter Jel almışım. Ne kadarmış bu? Bunda yazıyor olmasın. Yazmıyor. Ne kadar aldığımı bilmiyorum bunu. Ama güzel bir şeymiş. Baksanıza. Bunu beach'e giderken sürmek istiyorum. Beach'lerde çok güzel gözüküyor. Ve aldığım en dandik ve en saçma şey kim bilir ne kadar para verdim. Bu da gözlük. Hatta bunu takayım mı be? Gözlük yani. Hani bildiğiniz yatmadan önce kullanılan ve marka ismi yazıyor sadece. Galiba aldığım şu zamana kadar en dandik şeylerden bir tanesi. Neyse, hayatıma bu şekilde devam et. Alo. Müsait değilim. Gerçekten ben bunu niye aldım bilmiyorum. Anlık gaza geldim o anda. Bir kendi kendime gaza geliyorum biliyor musunuz? Böyle mesela giderken, dolaşırken ya da bir şeyler görüyorum ya ne olur diyorum alsam mı acaba zaten Türkiye'ye gideceğim falan filan. Alıyorum öyle. Şimdi Rusya'nın gratisi Lamel. Gerçekten Rusya'daki en güzel yerlerden bir tanesi. Seviyorum orayı. Çok güzel bir şey yapıp gitmişken bol bol ne almışım? Gözaltı maskesi almışım. Bunlar 11 Türk lirası. 11 TL bildiğiniz yani. Mükemmel bir şey. Bayıldım, aşık oldum. 11 TL'ye bir sürü şeyim oldu işte. Gözaltı maskem oldu. Evet, 11 TL'ye aldığım diğer maskelere bakacağız şimdi. Bu honey'li bir şeymiş. Bu solucan maskesi, bu inci maskesi, bu aqua maske ve bu da green tea'ymiş. Ben hepsini denerim diye aldım açıkçası. Diş beyazlatıcı. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Dişlerim güzeldir denemeyi. Aslında bence mantıksız bir şey. Bu tarz şeyleri denemeyin ama ben seviyorum. Diş fırçası. Gerçekten normalde diş fırçası başlıkları alacaktım. Oral-B'ninkini kullanıyorum. Ama gidip diş fırçası aldım. Yani hani diş fırçası başlığı alacakken nasıl bir diş fırçası alırsın değil mi? Bu da ne kadar biliyor musunuz? 900 ruble 300 TL falan ediyor normalde. Başlıklar Türkiye'de daha pahalı. O yüzden alayım dedim. İyi yaptın Selin gerçekten. Bu body scrub tropikal mangolu olanıymış. Hoşuma gitti dedim ki alayım. Almışken mangolu alayım. Çok hoşuma gidiyor. Mangolu çok severim normalde. Evet, bu da bilmeden aldığım şeylerden bir tanesi. Üzerinde bacak resmi vardı. O yüzden şey diye düşündüm. Jiletle bacağınızı falan alırken kullanabilirsiniz diye düşündüm. Böyle değişik bir şeye benziyor ama ben beğendim açıkçası yani. Evet, geliyoruz saçma şeylere. Bu şekilde böyle tatlış, Koreli, dondurmalı kremalar. Yani dondurmalı şey herhalde bu. Ben bunu şey olduğunu düşünüyorum, el kremi olduğunu düşünüyorum ya. Hand cream, aynen el kremleriymiş. Böyle tatlış, uçuşa giderken falan yanımda çantamı koyarım diye böyle el kremleri aldım. Bu benim zaten Rusya'ya bir önceki gelişimde de aldığım çeri kokusu. Gerçekten çok seviyorum. Ben böyle normal şeyler yerine bu tarz parfümleri kullanmayı seviyorum. Bunlar konsantre, bunları direkt vücudunuza sürüyorsunuz. Daha güzel oluyor. Habibi gerçekten mi? Yalla yalla. İki tane de dudak maskesi aldım. Beauty makarpırpıza falan filan yani. Bu pahalıydı bu arada. Normal diğer maskelere göre daha pahalıydı. Tanesi 100'dü. Ne kadar edeyim bilmiyorum şu anda. 100 rupi. Rubla. Rupi. Hindistan'dı. Bunu gösterdim ki. Ya ben çok az şey almışım. Çok para harcadım ama çok az şey almadım. Neyse bu da bir önceki gidişimde farklı bir yerden almıştım Rusya'da. Bunun ikincisini aldım. Bu da Healthy Gums'mış. Gums evet. Healthy Gums. Asian Herbs varmış içinde yani. Asya bitkileri varmış. Diğeri farklı bir renkti. Diğeri koyu mordu. Bu açık mor diye aldım. Çünkü üstümle çok uyumluydu. Habibi gerçekten mi? Valla. Yani gerçekten bir şey değil mi? Uyumlu şeyler bayılıyorum öyle. Ups.
Evet, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bitti. Gerçekten bitti yani. Bu kadar alışveriş yapmışım ben. Olmadı bu arada çantamda yani. Rusya'ya getirdiğim para. Burada para taşıyorum gerçekten yani. Burada mı taşınır para? Bu gözlüğü Bershka'dan almıştım gelmeden önce. Çok çok hoşuma gitti. Tam bir Ruski. Habibi gerçekten mi? Valla. Bu kadar. Yani aldıklarım bu kadardı. Bunları bir göstereyim dedim. Şimdi akşam uçuşa gideceğim. Böyle gitmeyeceğim tabii ki de. Saçlarımı bir düzleştireceğim. Ondan sonra birazcık uyurum. Uyuduktan sonra da uçuşa gideceğim. Hayat bundan ibaret. Bu kadarcık. Bitti. Videonun bitmesine de şaşırdım. Bu arada bugün böyle gördüğüm yakışıklı Ruslara tekrardan seslenmek istiyorum burada. Neden bana bugün evlenme teklif etmediniz? Eseyiniz eğer ki kabul edebilirdim gerçekten. Hatta düşünmezdim büyük ihtimalle. Haydi gidelim derdim. Ama etmediğin için maalesef ki evlenemiyoruz. What a shame yani. What a shame. Niye? Ne güzel evlenecektik. Bir tane mesela Uber çağırdık şimdi. Burada taksi kullanıyorum ben. Taksi çağırırken de böyle tatlış çocuklarla karşılaştık. Çocuklar da tatlıydı, Ruski'ydi. Tam olarak yani sarışındı. Neyse karşılaştık. Böyle işte birbirimize Uber diyorum yazışarak translate'den anlaşıyoruz. Çünkü İngilizce konuşmayı bilmiyorlar. Gerçekten İngilizce konusunda çok kötüler. Ben neden hala buradan konuşuyorum? Birazcık da beni gören... Aa! Göremiyorsunuz hala. İşte İngilizce konuşmayı bilmiyorlar. Translate yapıyoruz. Hemen gösteriyorum işte diyorum ki ben şuraya gideceğim yardımcı olabilir misin acaba? Ondan sonra gülüyorlar çünkü anlamıyorlar. Translate'den çevire çevire konuştuk. Sonra işte bana Uber çağırdılar. Ay dedim teşekkür ederim falan filan. Ondan sonra işte Instagram. Ama devamı yok. Evlilik teklifi nerede? Evlilik teklifi bekliyordum. Evlilik teklif etmediğin için kabul etmiyorum. No! Valla. Habibi gerçekten miyim? Valla tuvalete gideceğim benim. Tuvaletim geldi. Neyse tamam video burada bitiyor. Zaten videonun devamını da biliyorsunuzdur. Ben bir şeyleri etler keser koyarım. Öpüldünüz. Evet. Günaydın. Yaklaşık 2 saat falan geçti. 1 saat uyudum. Ve şimdi Antalya'ya tekrar geri dönüyoruz. Yorgun muyum? Yorgunum yani. Uyuyamıyorum çünkü böyle yatılarda. Bir şekilde dayanıyoruz. Eğer ki mesela uykuyu çok seviyorsan zorlanırsın söyleyeyim. Ben de seviyorum normalde. Ay şimdi saçlarımı falan hazırlanmam lazım. Geri dönüş için. Çok zor geçiyor ya. Şimdi 5 saat falan Rusya'dan Türkiye'ye dönüşüm var. Saçlarım çok dağıldı. O yüzden büyük ihtimalle şöyle alttan toplayacağım. Çok uğraşamayacağım bugün saçıma. Çok yorgunum ya. Öpüyorum seni. Görüşürüz.